Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka ile görsel oluşturma ile ilgili çok faydalı bir konuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar Midjourney ücretli oldu biliyorsunuz. Aylık 10 dolar ateşlemeden herhangi bir şey yapılmıyor artık. Fakat Leonardo AI ücretsiz, yani çoğu özelliği en azından ücretsiz. Diyelim güzel bir prompt girdik, çok iyi bir karakter yarattık. Ama bu karakteri başka bir sahnede nasıl gösterebiliriz? Yani örneğin nasıl bu karakterle çizgi roman yapabiliriz? Bunu farklı farklı biçimlerde, şekillerde nasıl gösterebiliriz? Yani karakter stili ve tipi sürekliliğini her sahnede nasıl sağlayabiliriz? Bu bana baştan beri çok soruluyordu. Anca vakit bulabildim. Bununla ilgili size bir video hazırlamak istedim. Bunu arkadaşlar tohum kullanımıyla, yani seed kullanımıyla yapıyoruz. Farklı promptlar yazdığımızda aynı karakterle farklı sahneler elde edebiliyoruz. Önce Leonardo AI'da bunu nasıl yapıldığını anlatacağım. Sonra da Midjourney'e geçeriz. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Mümkün mertebe burada bütün özellikleri tanımlarsak arkadaşlar, yapay zekanın kendi inisiyatifini kullanıp her promptta bunu değiştirme olayı da azalır. Ne dedik? Siyah saçlı, ciddi, yakışıklı, orta yaşlı, dedektif, bir dedektif adam, siyah gözlü, bir pardesü giyiyor ve görselimiz comic book style, yani çizgi roman stili, full body ve full length olarak, yani full genişlikte bir görsel olarak çıkmalı. Ve bir tane oluşturmasını isteyeceğim arkadaşlar. 4 değil, çünkü bir tane oluşturduğu zaman doğrudan karakterden seed'imizi alabiliriz. 4 tane olduğu zaman 4 tane üzerinden seed hazırlıyor. Hem kredi açısından hem de zaman açısından pek iyi olmuyor. Şimdi deneyelim. Bir tane bize oluştursun bakalım. Evet, görsel yayık olunca ikili yapıyordu. Mesela şöyle bir karakter oluşturdu ve biz bunu beğendik. Dedik ki tamam, bu karakter bize uyuyor. Şimdi yeni şeyler oluşturabiliriz ama öncelikle seed'ini, yani tohumunu alacağız. Tohumunu almak için yapmamız gereken beğendiğimiz görselin satırındaki en sağdaki 3 noktaya tıklamak. Buradan copy seed demek. Daha sonra sol taraftaki alana gelip burayı aşağı sürüklemek. Şuradan show advanced settings alanı var. Bunu tıklayıp aşağıyı genişletiyoruz şöyle. Use fixed CD açıyoruz ve buraya CD ID'yi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken buraya yeni bir prompt girip sahnemizi değiştirmek. Walking on the street diyelim. Yani yolda yürüyor. Gördüğünüz üzere hani çok büyük bir fark yok. Yüzüne bakarsanız karakterin, şöyle biraz daha yaklaştırayım, epey benzediğini göreceksiniz. Ya da farklı bir şey yazalım buraya. Driving a car diyelim. Yani arabanın önünde yaptık. Araba sürüyormuş gibi yapamadı. Olay yerinde çevreyi inceliyor ekleyelim. Bakalım ne yapacak. Yani böyle farklı promptlarla farklı sahnelere ekleyebilirsiniz arkadaşlar karakterinizi. Evet, burada da geziniyor ama gördüğünüz gibi tip hemen hemen aynı. Yani her sahnede değişmiyor. Sanırım aradığınız buydu, istediğiniz buydu. Siz tabii ki daha detaylı bir prompt yazıp şuraya, çok da abartmamak lazım ama bu sefer sapıtıyor yapay zekayıcı. Bakalım yumruk sallıyor da ne yapacak? Evet, fena değil. İdare eder. Yani bunlarla arkadaşlar kendi çizgi romanınızı oluşturabilirsiniz. Nasıl yapıldığını umarım anlamışsınızdır. Seed'imizi alıyoruz, kopyalıyoruz. Daha sonra oluşturduğunuz her promptta bu seed aktif oluyor. Ama seed dışı bir prompt oluşturacaksınız. Bunu da isterseniz kaydedin bir yere. İsterseniz ilk görselinizden daha sonra yine kopyalayabilirsiniz. Yeni bir, hani farklı bir şey oluşturacağınız zaman burayı kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer unutursanız yapacağınız tüm promptlarda bu seed uygulanır. Yaratık da yapsanız, ördek de yapsanız, tavşan da yapsanız, masa da yapsanız bu adamın tipiyle karşılaşacaksınız. Haberiniz olsun. Bu şekilde süreklilik sağlanıyor. Şimdi gelelim. Bu iş Midjourney'de nasıl yapılıyor? Hemen onu da size göstereyim. Şimdi arkadaşlar aynı promptu ben buraya gireceğim. Üşeniyorum çünkü. Yüksek müsaadenizle. Oradaki CD burada kullanamıyoruz. Hayır arkadaşlar. Hepsinin CD kendi platformunda kullanılır. Yani Leonardo'da oluşturduğunuz bir görselin CD'ni Midjourney'de kullanamazsınız. Ama promptunu kullanabilirsiniz. Ama tabii muhtemelen farklı bir şey çıkacak. Yani birebir oradaki gibi görsel oluşmayacak. Tamam, şuraya kadar olan kısmını alıyorum. Buraya geliyorum. Daha sonra buraya Imagine diyorum. Ve sadece versiyon seçeceğim. Şöyle boşluk bırakıyorum. Ve 5.2 diyorum. Şuradan Imagine diyorum ve gönderiyorum arkadaşlar promptumu. Sadece promptun sonuna versiyon ekledim. Midjourney versiyonu ekledim. Onun dışında promptumdaki bütün şeyler aynı. Değişkenler aynı. Bekliyoruz. Burada biraz daha uzun sürüyor. Evet, şu anda bize bir karakter oluşturuyor. Bunu farklı sahnelerde kullanabiliriz. Ama tabii önce seed'ini alacağız. Midjourney'de nasıl seed alınır onu size anlatacağım. Evet, hangisini beğendik arkadaşlar buradan? Hem stil olarak hem tarz olarak beğendiğimiz hangisi? Mesela şu iyi gibi geldi bana. Onun da büyük versiyonunu alıyoruz. Ne yapıyorduk? U1, U2, U3, U4 diye gidiyordu. U2 diyoruz.
ve bunun büyük versiyonunu alıyoruz. İlk yapacağımız şey görselimizin nihai halini elde etmek. Tamam. Aa, çok güzel bir çizim oldu ya. Direkt çizgi roman gibi. Tamam, peki şimdi bunun CD'ni nasıl alacağız arkadaşlar? Öncelikle şöyle bir şuraya geliyoruz. 3 noktaya zarfa tıklıyoruz. Tamam, şu anda CD'miz oluştu arkadaşlar. Bu kadar. Geliyoruz daha sonra. Discord'un kendi sayfası var bakın. Kendi alanı var. Oraya bunu CD'ni atıyor. Gördüğünüz üzere CD geldi. Evet, CD alıyoruz. Şöyle. Ve daha sonra promptumuza dönüyoruz. Az önceki promptumuza. Onu bir şöyle şuraya bir alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra promptumuzu yine alıyoruz bütünüyle. Bunu da şöyle yazacağız. CD'nin başına iki tane tire ekliyoruz. Arada boşluk, daha sonra CD'miz geliyor. Ne diyelim buna? Imagine diyoruz. Dedim ki arkadaşlar suç mahallini inceliyor. Şunu da kapatalım, kafamızı karıştırmamız. Tamam. Bakalım karşımıza nasıl bir görsel çıkaracak. White screen'i burada kullanabiliriz mesela. White screen promptu burada işimizi görür. Bu dörtlüde de genelde bir tanesinde bunu yakalıyor. Evet, burada da saç şekli biraz garip oluyor. Saç şeklini falan düzgün uygulaması lazım. Bir de bir daha şuraya prompt gireyim. Bu sefer de dedik ki polis arabasının yanında duruyor. Bakalım ne çıkacak ortaya. Şimdi karakterinizi ilk başta betimlerken, promptlarla betimlerken çok detaylı bir şekilde anlatırsanız, işte saç şekli nasıl, üzerindeki kıyafet ne renk, gözü ne renk, saçı ne renk falan gibi böyle çok detaylı bir prompt girerseniz, çok aşırı uzun olması bu sefer sapıtıyor. Detaylı ama kısa bir prompt girmeye çalışın mümkün mertebe. Daha sonra elde ettiğiniz seedle farklı sahneler oluştururken bu sayede çok daha az değişiklik olur. Aksi halde kafasına göre takılıyor bizim yapay zeka biraz. Mesela polis arabasının yanında duruyor dedik. İlk karakterimiz şuydu. Bunların içinde buna en çok benzeyen yine şu oldu. Ama harika da benzemiyor açıkçası yani. O kadar. Midjourney'nin CD'nin daha kaliteli olmasını insan bekliyor tabii ama aradığımız kaliteyi Midjourney'de bulamadık. Fakat yine de iş görür mü? Biraz idare eder arkadaşlar. Hiç olmamasından iyidir. Biraz en azından benziyor. Çok farklı. Hani bir adam da buraya koyabilirdi. Bir daha deneyelim. Bu seed konusunda yapay zekaların biraz daha artık gelişmesi lazım. Çünkü birebir istediğimiz şekilde elde edemiyoruz arkadaşlar görseli. Ben çok bayılmadım yani. Bir kere tasarım stilini bile hemen hemen neredeyse değiştiriyor. Yani şu güzel. Buna en yakını sanıyorum şu görsel ama burada da gölgeler çok kaba yani. İlk görseldeki gibi değil. Diyelim karakterimiz çok hızlı birden yumruk atıyor. Pow pow pow. Çizgi romanda bunu göstermek istiyorsunuz. İşte karşınızda arkadaşlar. Adamımız kim? Adamımız bu. Burada hangisi? Burada da en yakını yine şu sanırım. Burada da sanki yumruk atmıyor da hazırlanıyor gibi ama bu da kullanılabilir. Şu daha uygun hatta. Şu da gayet iyi olmuş. Evet, şimdi karakterimizin her görseldeki yüzünü karşılaştırabilmeniz için daha büyük bir şekilde getireceğim. Neredeydi bizim amca? Evet, ilk görselimiz buydu. Daha sonra polis arabasının yanında dedik. Şu şekilde gösterdi. Hani uzak bir görüntü olduğu için belki kurtarabilir. White screen olduğu için. Burada da şu epey benziyor aslında adamımıza. Yani şu ilk görseldeki. İşte böyle ufak tefek farklılıklar olabilir ama genel olarak karakter stilini, tipini tutturuyor ve bununla bu şekilde bir şeyler yapabilmek, karakter sürekliliğini sağlayabilmek mümkün. Evet, seed kullanımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir soru olursa video açıklamasından bana iletebilirsiniz. Vakit bulduğumda yanıtlarım. Evet, bilgi dolu bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Ek olarak buradaki bilgileri seviyorsanız eşe dosta da beni bir anlatın arkadaşlar. Çevrenize şöyle ufak bir beni refere ederseniz sevinirim. Evet, görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.